Of, aklım nerede? Dikkatim dağınık. Odaklanamıyorum. Öğrenirken zorlanıyorum. Sınavlarda bildiğim soruları yanlış yapıyorum. İsimleri hatırlamıyorum. Artık korkma. Dikkat dağınıklığından, sınavlardan, uzun paragraf sorularından, formülleri unutmaktan, yanlış yapmaktan korkma. Dikkat dağınıklığı veya dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm yüksek yapılı zekalarda. Adres: Ali Emiri 1 Sokak, Yılmaz 2004 Apartmanı, Kat 2, Numara 8, Yenişehir, Diyarbakır. Telefon: 0412 223 59 59, 0553 182 84 84. Evet, Can TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bu akşam da yine saatlerimiz 20.39'u gösterirken Can TV ekranlarında Eğitim Meydanı programında Diyarbakır Yüksek Yapılı Zekaların katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki eğitim meydanı diyoruz ama bazen aslında hayatın her anlamında eğitim var, biliyorsunuz. Bölgemizde yaşanan çatışmalı süreç belki Diyarbakır'da sona erdi ama bölgemizde halen Nusaybin'de, Yüksekova'da devam eden çatışmalı bir ortam var. Tabii ki bu ortamın, çatışmalı ortamın getirdiği sıkıntıları da hep beraber görüyoruz. Hasarları hep beraber yaşıyoruz. Gerek can kaybı açısından, gerek ekonomik anlamda inanın ki çok büyük yaralar aldı bu bölge. Ve tabii ki evlerinden olanlar, yurtlarından olanlar, özellikle ekonomik anlamda çok zor şartlarda yaşayan insanlarımızın olduğunu da hepimiz biliyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok güçlü bir bölgede yaşamıyoruz. Fabrikaların olmadığı, iş alanlarının kısıtlı olduğu, hatta yok denecek kadar az olduğu bir bölgede yaşıyoruz. İşte bununla birlikte tabii ki yakılan, yıkılan evler, oturulamayacak durumdaki evlerden kaçan vatandaşlar, inanın ki yardıma muhtaç bir hale geldiler. Belki zor şartlarda kendi halleriyle idare edebiliyorlardı ama evlerinden kovulunca veya evlerinden taşınmak zorunda kalınca inanın ki artık geçim derdi bir o kadar zorlaştı. Evet, Türkiye Gençlik Konseyi Başkanı Sayın Mekan Görük'le birlikteyiz. Kendisi bu derneğin, bu federasyonun genel başkanlığını yapıyor. Ve amaç yardım. Amaç bilinçli bir toplum, bilinçli bir gençlik yaratabilmek. Öncelikle bu televizyon programında bizi ağırladığınızdan dolayı Seve Can TV yönetimine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mevlida Hanım'a da teşekkür ederim. Evet, bunun Mevlida Hanım da. Programın hazırlanmasında onun etkisi olduğunu söylerim tabii ki. Büyük bir katkısı var. Sevgili kardeşimize teşekkür edelim bu konuda. Evet, Mevlida Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da çok güzel bir şekilde bizi temsil ediyor. Evet. Sağ olsun. Bu programın altyapısında da büyük bir emeği var. Önce biraz bu konseyi bir tanıyalım. Tabii. Türkiye Gençlik Konseyi'nin misyon ve vizyonunu ben size biraz anlatayım. Türkiye Gençlik Konseyi 2010 yılında Çanakkale'de, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan gençlerle beraber Çanakkale'de, Çanakkale ruhuyla beraber kuruldu. Ve bizler Türkiye Gençlik Konseyi'ni kurarken önce insan sloganıyla hareket ediyoruz. Önce insan sloganını benimseyip de Türkiye Gençlik Konseyi'nde faaliyet yürütüyoruz. Türkiye Gençlik Konseyi'nin amacı gençlerimizi bilinçlendirmek. Sosyal faaliyetlerle, eğitimlerle, organizasyonlarla, yardım organizasyonlarıyla gençlerimizi bilinçlendirmek. Maalesef biz Türkiye Gençlik Konseyi olarak şuna inanıyoruz. Bilinçsiz bir gençlik yetiştiğine inanıyoruz. Yani kahve köşelerinde işte madde bağımlısı gençlerin olmasından ziyade bu ülkeye
bu millete, bu halka faydalı olabilecek gençlerin yetişmesi için uğraşıyoruz. Ve eğitimin sadece bize göre üniversitelerde veya okul okuyarak olmadığını... Eğitim var hayatın her yerinde. Tabii her yerinde. Hayat, aslında hayat bir eğitim ve gerçekten hayat çok zor. Gençlerimiz hani sizler de bizden yaşça büyük olduğumuzdan dolayı daha iyi bilirsiniz. Eskiden gençlerimiz biraz daha böyle hayatı kavrayabiliyorlardı ama teknoloji çağından sonra maalesef gençlerimiz o hayat felsefesini çok uygulayamıyorlar. Yani tamamen teknolojik. Tamamen teknolojik. Sanal bir dünya. Tabii yani biz mesela şunlara şahit oluyoruz. İnşaat mühendisliğini bitiren bir genç kardeşimize işte nasılsın diye sorduğumuzda kardeşimiz buna cevap veremiyor. Babasına diyor ki ya baba cevap versene. Yani kendini ifade edemeyen bir... Kendini ifade etmekten aciz biri. Aynen. Yani böyle bir de iş bulamıyor. Biliyorsunuz ki işsizlik de gençlerin büyük bir sorunu. Biz istiyoruz ki gençlerimiz kendini her alanda geliştirsin. Yani sanatsal olarak, siyaset olsun, futbol olsun, her alanda gençlerimiz olsun. Çünkü gençlerimiz dinamik olursa ülkemiz de dinamik olur. Ülkemizin %65'i gençlerden oluşan, yani genç nüfusu yüksek olan bir ülkeyiz. Dünya genelinde de bu genç nüfusun ne kadar aktif ve ne kadar işte... Hani herkesin istemiş olduğu bir gençlik aslında bu. Biz bu gençliği iyi bir şekilde harmanlamamız, iyi bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunun için ne tür programlar var? Bunun için bizden öncelikle gençlerimizin özgüven eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Yani şimdi tabii bizler de bir veli olarak da her zaman işte aman çocuğum oturma, aman çocuğum böyle yapma, aman çocuğum evden çıkma, aman çocuğum başına bir şey gelir, aman çocuğum şöyle olur... deyip de gençlerimizi hapsediyoruz. Yani kendi içine hapsediyoruz. Yani ne yazık ki gençlerimiz şu dönemde evden çıkamıyorlar. Tamamen bilgisayar, cep telefonu. Evet. Yani sanal bir dünyanın içindeler. Bizler gençlerimizin aktif bir şekilde bu bizim yapmış olduğumuz yardım organizasyonlarıyla, işte etkinliklerle, gezilerle biraz daha sosyal bir gençlik olması için mücadele ediyoruz. Ve gençlerimize biz paneller, tiyatrolar, konserler düzenleyip onları biraz daha böyle motive etmeye çalışıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz, sertifikalar veriyoruz. Türkiye Gençlik Konseyi olarak gençlerimizin vizyon ve misyonunun biraz daha ileri çıkabilmesi için onları belli derneklerde başkanlıklar veriyoruz. Belli siyasi partilerde görevler alıyorlar. Yani biz gençlerimizin oturup da izleyen bir gençlik olmasını istemiyoruz. Konuşan, tartışan, araştıran tabii bir gençlik istiyorsunuz. Evet. Evet, bugün Diyarbakır'dasınız. Dün de buradaydınız sanıyorum. Evet. Normalde Mevlana Hanım'ın kardeşimizin dileği dün program gerçekleştirmekti. Evet, ancak maalesef, dün bu saatlerde canlı yayın olduğu için... Biz Perşembe günü program yapıyoruz. Ona Perşembe günü ancak bu program gerçekleşebilir dedim. Şimdi Diyarbakır'da bulunuyorsunuz. Ne yaptınız Diyarbakır'da? Neler yaptınız? Diyarbakır'da basındaki bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sonrasında biliyorsunuz ki sadece Diyarbakır'da değil, bizim gitmiş olduğumuz bütün illerde bu sorun bizim karşımıza çıkıyor. Yurtkur Müdürü Metin Yılmaz'ı ziyaret ettik. Yurtlarla ilgili gerçekten Diyarbakır'dan biz çok talep alıyorduk. Çok büyük sıkıntıları olduğunu söylüyordu kardeşlerimiz. Gidip orada bilgi aldık. Metin Bey de şu anki mevcut sistemle yurtların belki yetersiz olduğunu söyledi ama çok yakın zamanda, yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde inşallah çok büyük bir, devasal bir proje hayata geçecek ve gençlerimizin bir nebze de olsa bu yurt sorununu çözmüş olacaklarını dile getirdiler. Kendisinden bilgi aldık. Gençlikle ilgili, bu yurt sorunuyla ilgili şu anda herhalde üniversitenin orada bir kız yurdumuz var. Evet. Onun güvenlik sorunu vardı. Onunla ilgili işte biraz istişare ettik ve orada işte kardeşlerimizin yurda giderken o süreç içerisinde yolda yolun karanlık olduğunu, İşte bazı kesimler tarafından
lafla taciz edildiklerini bize söylemişlerdi. Biz yani lafa da razıyız bence de. Bu konuyla yani fiziki bir taciz, çok özür diliyorum izleyicilerimizden ama son günlerde meşhur haberlerden birisi tecavüz olayı, işte öldürme olayları gibi onlar olmasın da. Hani artık neredeyse lafa sesimizi etmeyecek hale geldik. Evet, o yolda bilmiyorum orayı gidip gördünüz mü ama hakikaten ıssız bir yer. Yol karanlık, doğru söylüyorlar. Yani ben çocuğum olsa orada okuturmayayım, o yurtta yatırmayayım bilmiyorum, düşünürüm ama. Evet, bu şikayet bize çok geldi. Yani gerçek neyse onu konuşmak lazım. İşte bizler de öyle bir gençlik yani, istiyoruz yani. Metin Bey kırılır, Ali Bey üzülür diye konuşmayacağız. Gerçek neyse onu konuşacağız. Önemli olan ülkemizin ve insanlarımızın refahıdır. Yani şimdi bizler Türkiye Gençlik Konseyi olarak kozmopolitik bir yapıya sahibiz. Bizim içimizde her kesimden, her siyasi görüşten kardeşlerimiz var ve ben her zaman bir genel başkan olarak şunu söylüyorum. Eğer bir yerde bir sorun varsa bunu korkusuz bir şekilde dile getirin. Önemli olan o sorunları çözebilmemizdir, tartışabilmemizdir, konuşabilmemizdir. Biz de mümkün olduğunca sorunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu sorunların üzerine giderken kimseyi kırma amacında değiliz. Ama bir sorun varsa bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu da bize sıkça gelen sorunlardan bir tanesiydi ve şu anki süreç içerisinde Sayın Müdürümüz işte oranın ışıklandırdığını ve güvenlik görevlilerinin yerleştirildiğini, hatta araçlarla şehir içi minibüslerinin katkılarıyla o kardeşlerimizin işte yurda getirip götürüldüğünü bize söyledi. Bu da bizi sevindirdi. Ki o minibüs ücretli bir şey zaten ya, çocuklar. Bedava yapıyorlarmış. Bilmiyorum ben. Evet, bu da bizi sevindirdi Diyarbakır'da. Bundan hiç haberim yok. Biz de yani bu soruyu kendisine yöneltirken karşılayınca bizi sevindirdi. Yani bir sorun eğer çözülme noktasında bir şeyler yapıldıysa bu da iyi. En tabii ki iyidir var. Yani evet. Yapılmışsa mutlaka iyidir. Peki bunun dışında ne tür faaliyetiniz var? Bu gençliğe yönelik bir faaliyetiniz. Diyarbakır'la ilgili ben şeyi bitireyim istiyorsanız. Tabii ki, buyurun. Diyarbakır'da biz bir köy okuluna sağ olsun Mevlide Hanım yaklaşık bir aydır yardım kampanyası başlattı. Evet. Ve bu yardım kampanyasıyla beraber 12 bir sınıfta 12 kardeşimiz bulunuyordu. Biz onları ziyaret ettik. Bayağı da uzak bir yerde. Yani şehir neresi, merkezinden. Nerenin köyüydü? Bir kopya alalım. Neresi? Ergani'den hangi köy? Ergani'yi de geçtik de köyün ismini hatırlayamadım. Evet. Yediören. Evet. Türkçe. Ama Kürtçe ismi. Yediören. Neyse Kürtçesini bırakalım. Türkçesini. Kürtçe olarak gittik de. Bizim orada görmüş olduğumuz tablo tabii o kardeşlerimizin o gözlerindeki ışık bizi çok mutlu etti ama üzüldüğümüz bir nokta daha vardı. Şöyle düşünün Ali Bey. Bir sınıf, şunu buraya bir sınıf düşünün. Oradaki 12 tane kardeşimiz var. Bazıları işte 2. sınıf okuyor, bazıları 3. sınıf okuyor, bazıları 4. sınıf okuyor. Şimdi o kardeşlerimizin eğitim seviyesi ne şekilde olacak? Yani 5. sınıfa mı gidiyor, 2. sınıfa mı gidiyor, 1. sınıfa mı gidiyor? Köy okulları gününden öyle Sayın Başkan. Yani işte 5 tane sınıf bir arada okurdu. İşte, şimdi biraz karlılar ilkokul 4'e inince en azından 4 sınıf bir arada okuyor. Mesela önce birileri anlatıyor, birilere bir ödev veriyor, sonra ikilerin dersini anlatıyor, ikilere ödev veriyor, üçlerin dersini anlatıyor, üçlere ödev veriyor, böyle gidiyor. İşte ta ki 4'ü anlatıyor, birileri dersini bitiriyor, yapılan ödevi bitiriyor, böyle gidiyor sistem. Dediğiniz gibi yani burada ne kadar faydalı olabilir? Ne kadar faydalı, kesinlikle. Yani o tartışılır tabii ki. Hatta tartışmaya da gerek yok. Faydası da yok çok fazla. En fazla bir okuma yazma biliyorlar. Aynen. Yani onu öğrenebildikleri karları diyebiliriz. Onun dışında bir karları yok zaten. Evet, ne yardımında bulundunuz orada? Kırtasiye. Yiyecek, bir de kitap, hikaye kitapları. O tür yardımlarda bulunduk. Yani bizim aslında bu tür yardımlarımız bütün Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. En ucura köşelere gitmeye çalışıyoruz. Hani merkeze yakın okullardansa biraz daha böyle sapa kalmış. Aynen. Kimsenin hani kuş uçmaz, kervan geçmez derler ya. O şekilde yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. En önemlisi de o. Kardeşlerimizle beraber olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında
Biz ilçelerde yazlık sinema günleri düzenleyip oradaki kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi ve orada yaşayan yöre halkını mutlu etmeye çalışıyoruz. Onun yanında tabii sporla ilgili gençlerimizin futbol turnuvaları oluyor. Bunları gerçekleştiriyoruz. Geziler düzenliyoruz, kültürel geziler düzenliyoruz. Batıdaki kardeşlerimizi doğuya getiriyoruz, doğudaki kardeşlerimizi batıya götürüyoruz. Evet. O kardeşlik köprüsünü oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela son olarak duydunuz mu bilmiyorum, Fenerbahçe-Ahmet Spor maçında 40 tane Sur'da yaşayan evet, çocuğumuz. Evet, duydum. Ben oradaydım o zaman. Fenerbahçe maçına götürüldü. Fenerbahçe-Ahmet maçı. Evet. Bir de tesadüf oydu, bir şansları da vardı çocukların. Beşiktaş maçında izlediler. İşte Fenerbahçe, Feneryum'dan alınan hediyeler, kaşkollar, formalar. Ne güzel. Evet, bu tür etkinlikleri ben çok seviyorum aslında. Hani gençlerden ziyade çocukların daha ufkunu açmamız evet. gerekiyor ki çocukların ufkunu açarsak genç olduklarında zaten daha işimiz kolay olacak diye düşünüyorum. Ağaç yaşken eğilir. Yani evet, ilk başta o eğitim vereceğiz. Eğilir. Bir de şunu söylediniz ya, oradan da biraz sohbeti açmak tabii. istiyorum. Gençlerden bahsettiniz, işte sanal bir alemden bahsettiniz. Şimdiki gençlerden birisine bir tornacı bul deseniz, bir anahtarcı bul deseniz bulamaz. Yani o kadar ki sanal evet. alemde, telefonla, internetle iç içeler ki sosyal hayatta hiçbir tanıdıkları yok. Yani neredeyse yanındaki arkadaşıyla sosyal medya üzerinden yazışacak, konuşmayacak. Aile ve kendilerini de tanıyamıyorlar. İşin ilginç zaten en önemlisi o. Siz evet. kendinizi tanımazsanız beni tanıyamazsınız. Aynen. Beni tanımayı da bilmezsiniz. Nasıl tanıyacaksınız beni? O saygıyı da gösteremezler. Yani ne aileden bir aile edebi, aile terbiyesi. Yani bunlar çok önemli şeyler bence ya. Ya insan tamam sosyal medyayı takip edecek, teknolojiyi takip tabii. edecek, gerisinde onlar kalmayacak. Gerekli olan hani, şeyler. Teknoloji bir dünyadır. Bugün işte hiç ummadığımız şey Amerika'daki bir insanla anında görüşebiliyorsunuz. Görüntülü olarak konuşabiliyorsunuz. Veya dünyanın bir ucundan bir ucuna anında haber alabiliyorsunuz. Bir patlama olduğunda, bir olay olduğunda, bir etkinlik olduğunda anında izleyebiliyorsunuz. Bunlar teknolojinin güzellikleri. Evet. Veya işte bir arama motoruna bir şeyler yazdığınız zaman onu anında sizin önünüze böyle son virgülüne noktasına kadar her şeyle çıkarabiliyor. Bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yani bilgiye ulaşma da çok kolay oldu teknolojiyle. Evet. Ama biz Türkiye'de yaşayan halklar olarak bence teknolojiyi de çok iyi kullanmıyoruz. Yanlış anladık galiba biz. Evet. Yani biz tamamen olayı yani sanal alemin tamamen içine girdik. Hayattan koptuk, yemek yemiyoruz, içmiyoruz, su içmiyoruz. Yani düşünsenize bilgisayar başına geçen bir genç kardeşimiz su içmeyi, yemek yemeyi unutuyor. 8 saat, 10 saat, 12 saat. Evet, unutuyor yani dünyayla bütün bağlantısı kesiliyor. Tabii o şekilde büyüyen bir genç kardeşimiz, bir çocuk gerçekten ne bu topluma bir şey verebilir ne de kendisine bir şey verebilir. Evet. Aslında bu bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesidir. Ama biz Türkiye Gençlik Konseyi olarak özellikle altını çizerekten söylüyorum. Son İstanbul toplantımızda da bütün il teşkilatlarıma da ben bunu söyledim. Bizim şu anda Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerle, insanlarla yan yana geliyoruz. Ve şunu gördük. Ülkemiz maalesef çok büyük bir kutuplaşma içerisinde. Doğrudur, gençlerimiz belki sosyal medyanın veya işte sanal dünyanın içinde kaybolup gittiler ama bu kutuplaşma bizim ülkemizi çok daha kötü yerlere götürecektir. Bir an önce bizim acilen birlik ve beraberlik tohumlarını tekrardan atmamız lazım. Evet, dediğinize %100 katılıyorum. Yani gittikçe kutuplaşan, İnanılmaz. Ayrışan, ölülerini, cenazelerini yarıştıran, işte benim cenazem böyle öldürüldü, katledildi, o diyor evet. benimki böyle oldu diye. Yani baktığımız zaman her taraftan ayrışıyoruz. Oysa ki benim hayat felsefemde şu var. Hep radyo programlarım da var benim haftada bir akşam. Şunu söylerim hep, derim ki kişinin dili, dini, ırkı, mesleği, evet. ideolojisi ne olursa olsun hiç kimsenin bir başkasının yaşam hakkına müdahale hakkını doğurmuyor. O hakkı size vermiyor kimse. Kesinlikle. Yani olabilir, sizden farklı düşünebilir. Sizden çok çok ayrı bir düşünceye sahip olabilir. Siz ayrı farklı bir düşünceye sahip olabilirsiniz.
Bence biz bunu dinlemeyi öğrenmeliyiz. Yani karşımızdakini dinleyebilmeliyiz. Yani ben A partisinin düşüncesini çok seviyorsam, karşımdaki de B partisinin fikrini çok savunabilir. Kesinlikle. Yani bu gayet doğal bir şey. Bir de şunu söylüyorum hep. Herkes bir anadan babadan dünyaya gelmiş. Kimse yerden çıkmamış, gökten aynen de inmemiş. Bugün bir Alman annenin bir Türk anneden, bir Kürt anneden, bir Amerikalı anneden farkı yoktur. Çünkü annedir. Yaşayacağı evlat acısının duygusu da aynıdır. Bugün işte Kürt ananın ciğeri fazla yanar, Türk ananınki daha fazla yanar, Amerikalınki fazla yanar diye bir şey yok. Evet. Siz bu parmağınızı kestiğinizde herkes aynı acıyı hissedecektir. Kesinlikle. Onun için biz kutuplaşma dediniz, ondan buralara geldim ben. Dediğim gibi yani kavgalar tek taraflı değildir. Sevgiler de tek taraflı değildir. Siz birini tek taraflı nereye kadar sevebilirsiniz? Siz biriyle tek taraflı nereye kadar kavga edebilirsiniz? Aynen. Yani ben şu anki ortamı biraz aile içi kavgaya benzetiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye üzerinde yaşayan halklar olarak. Ermenisi de var, Çerkezi de var, Kürdü de var, Lazı da var. Bizler büyük bir aileyiz. Ve aile içinde şu anda büyük bir kopuş var. Muhteşem bir kopuş. Evet. Yani bu bizi çok tedirgin ediyor. Bu sonu hani büyük aileler olur ya, aşiretler olur bu bölgede. Bilmiyorum, siz bu bölgeden değilsiniz sanıyorum. Ya ben Siirt'liyim aslında, ama Ankara'da evet kalıyorum. Metin Bey de hemşeriniz. Evet, hemşerim o yüzden. Evet, evet hemşeriniz. Onu da söyleyelim. Yani dediğim gibi aileler büyüdükçe işte hani amcazadeler toprak yüzünden kavga ederler. Evet. Önce tartışırlar, mal bölünmez. Ondan sonra silahlar konuşur tabii. Kan davasına. Evet. Dönüşür. Ondan sonra bir bakarsınız ki aynı soy ismi ait iki aile içinde iki baş kavga etmeye başlıyor. İşte üç ondan ölüyor, iki ondan ölüyor, beş ondan ölüyor gibi gittikçe ne oluyor? İpler geriliyor ve uçlar açılıyor. Aynen. Şu anda da uçların açılmaya çok açıldığı bir döneme geldik. Bana göre. Çünkü sosyal medyayı ben de çok iyi takip ediyorum. Gerek Twitter'dan gerek Facebook'tan. Sayın Başkan, hakikaten Türklerle Kürtler arasında müthiş bir kopuş var. Evet. Mesela bir dönem gördünüz işte Kürt iş yerlerine saldırılar oldu. Yakıldılar, Alanya'da ben yıkıldılar. Alanya'yı ziyaret ettim. Evet. Oradaki esnafı da ziyaret ettim. Gerçekten Kırşehir'de oldu zannediyorum bir tane. Hiçbir zaman böyle bir şey olduğunu olmamıştı. Olmamıştı yani. Evet. Kendileri de burada bir tane Batılı'nın dükkanına hiçbir şey yapılmadı. Bizim Batılı birçok arkadaşımız, dostumuz var. Evet. Ve burada da konuk ettiğim birçok insan var. Yani biz bu ayrışmanın önüne geçmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ha, yeterli midir? Demek ki değil. Ama gücümüzün yettiği oranda belki yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi yöneten siyasetçilerin de biraz daha bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi ben geçen bir yorum yaptım. 4 tane büyük partimiz var şu anda parlamentoda bizi temsil eden. Bu ülkeyi temsil eden. Bu ülkeyi evet temsil eden. Şimdi bunlar sürekli bir savaş içerisinde. Sürekli onlar bir söylem içerisinde. Ve bu otomatikman halka da yansıyor. Yani bir patlamayı bile senin patlamandır, benim patlamamdır, senin ölüm, benim ölüm şeklinde yorumlanabiliyor. Evet. Yani bu çok acı bir olay. Tabii bazen ben görüyorum bazı siyasetçiler çıkıp işte televizyonda ay çok üzüldük, şurada patlama oldu, ama onun tabanından söylemiş olduğu laf maalesef olmuyor. İyi oldu diyorlar. Ya bu sosyal medyada bizim de önümüze çıkıyor. İşte iyi oldu. İşte bunların ölmesi lazımdı zaten. Şöyleydi, böyleydi. Ya biz ne zaman bu seviyelere geldik? Ya düşünsenize, Konya'da bir maç oluyor. Ankara'da patlama olmuş. Orada o statta 40 bin kişi seviniyor. Biz hiçbir zaman bir milli maçta bunu yaşamadık. Değil mi? Aslında bu çok tehlikeli bir süreç. Bu bizim ülkemizi daha kötü yerlere götürebilir. Bizim bir an önce biz tabii elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, ama bizim üstümüzde olan bu ülkeyi yöneten yöneticiler de bir şekilde bu işe bir şeyler yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Yani kendilerine bir sağduyu oluşturmaları gerektiğine inanıyoruz. Sayın Başkan, bence bizim kadar düşünmüyorlar gibime geliyor. Yani ülkeyi bizim kadar düşünmüyorlar. Vallahi yani şimdi ben onu söylemek istemiyorum. Sonuçta biz onları temsil ettik. Yani, temsilen bizi evet orada duruyorlar. Bizim oylarımız da oraya gittiler. Biz iyi gördük de onlara o yetkiyi verdik. Evet. Bizim burada halk olarak şu talepte bulunmamız lazım. Biraz daha sükunet, biraz daha sağduyu.
ve bu kutuplaşmanın bir an önce bitmesi arzulamak. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Sizin her gün anneniz babanız evde kavga edecek. Siz kardeşler kavga etmeyeceksiniz. Mümkün müdür? Tabii psikolojikmen etkilenir. Yani şimdi 4 kişi orada kavga ediyor mecliste. Evet. Haliyle şimdi işte %50 o almış, %10 o almış, %11 o almış, %25 öbürü almış. Şimdi herkesin bir kitlesi var, bir tabanı var yani. Şimdi herkes de biraz da kör gözle değerlendirme yapıyor bana göre. Hani oy vermiş diye şey de yapamıyor. Görmezden de gelemiyor. Körü körüne savunmaya abi başlıyor. De, ben şu %10... O kadar de, çok güzel şey söylediniz ki özellikle Konya maçını, evet, milli maçı. Çok, ben orada çok üzüldüm. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Şu, ben Belçika'da olana da üzülüyorum. Ben de. Fransa'da olana da üzülürüm. Ankara'da olana da üzülürüm. İşte Beyoğlu'nda 3'ü veya 4'ü bilmiyorum tam İsrailli. Fark etmiyor nereli olursa olsun yani. Orada bir bebek arabası var. O bebeğin nereli olduğu çok önemli değildir. Türk olmuş, Kürt olmuş, Arnavut olmuş, İsrailli olmuş. Yani o bebeğin hiçbir suçu yok ki. Ali Bey, biz doğarken seçme özgürlüğüne sahip değildik. Yani eğer biz doğarken seçme özgürlüğüne sahip olmuş olsaydık belki seçerek dünyaya gelirdik. Evet, şimdi ben Türk olayım, ben Kürt olayım, ben Arap olayım. Yüce Yaradan'ın eğer herkese bir can verdiyse ve yaşama özgürlüğü verdiyse biz bunu tartışamayız. Yani biz bunu tartışamayız. İşte siz İslamiyet'i seçtiniz mi? Hayır, yani bu bana... Annenizden babanızdan doğdunuz, anneniz babanız Müslümandı, evet. Siz de Müslüman oldunuz. Biz bunu tartışamayız yani. Kardeşinizi seçebildiniz mi? Seçemedim. Bitti gitti, bu kadar. Ama insanların bu şekilde yani, bunun kavgasını... Irkınızı, dilinizi seçme şansınız yok doğduğunuzda. Kesinlikle. Siz Müslüman olarak, işte Müslüman bir ailedeysiniz tabii ki. Hristiyan olabilirdim ben. Yani Hristiyan bir aileden de dünyaya gelebilirdiniz. İşte efendime söyleyeyim, Arap veya Kürt olmayabilir, Arnavut olabilirdiniz. Kesinlikle. Ermeni bir ailede dünyaya gelebilirdiniz. Yani bunu hiç kimsenin seçme hakkı yok ki, kardeşini, annesini, babasını seçme hakkı olmadığı gibi. Ama biz bunu da unutuyoruz. Biz diyoruz ki herkes benim gibi düşünecek. Herkes ya benim gibi düşüneceksiniz ya da yok olacak. Ya da yok olacaksınız. Böyle bir çok mantık kötü yok. Çok kötü bir mantık. Çok kötü bir mantık bu. Ya bendensiniz ya da yoksunuz. Evet. Böyle bir şey dayatırsanız kabul edilemez. Evet. Uçlar çok açılır yani. Böyle benle sizin aklınız gibi bu kadar bir mesafeden daha fazla mesafe açılır. Peki yardım konusuna geleyim. Sadece okullara yardım yapıyorsunuz yoksa sadece, yani eğitime mi yatırım, yardım? Eğitime yatırım yapıyoruz. Biz tek yardım böyle maddi durumu düşük olan ailelere de yardımcı oluyoruz. Peki Sayın Başkan, hemen ben de hiç bakın soru moru yok önümde. Tabii, görüyorsunuz değil evet, mi? Evet. Gayet temiz bir masada oturuyorum. Evet. Art niyetle de olmadan sorarım tabii sorularımı. Gayet vicdaniyimdir o konuda da. Türkiye Gençlik Konseyi'nin geliri nereden geliyor? Türkiye hani bugün bir kalem bile almak için bir ücret gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Bunun bir de birçok yerde il başkanlığınız var. Doğru mudur? Aynen. Bunun ekonomisini nasıl karşılıyorsunuz? Nereden geliyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim en sevmiş olduğum sorulardan bir tanesi budur. Ali Bey. Yani hani program öncesinde de ben bunu sorarım sormam diye bir şey söylemedim. Onu söyleyeyim. Bana sorulmasını istediğim en çok istemiş olduğum sorulardan bir tanesi budur. Çünkü siz de çok gençsiniz. Hani valizlerle paranız mı var bilmiyorum. Yok. Nedir? Evet. Yani onu bir öğrenelim. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bizim arkamızda Allah. Biz hiç kimseye sırtımızı dayamıyoruz. Ve eğer biz, tamam o amenna. O hayır biz o maddi konu kısmına geleceğim. Eğer biz bir siyasi parti, bir oluşuma sırtımızı dayayıp oradan bir gelir kazanmaya çalışmış olsaydık, evet, bizim topluluğumuz, bizim organizasyonumuz bu kadar renkli olmazdı. Bizim organizasyonumuzda MHP'lisi var. Evet. Bizim organizasyonumuzda HDP'lisi var. Bizim organizasyonumuzda CHP'lisi var. Bizim organizasyonumuzda AK Partilisi var. Ve ben en son yapmış olduğum il başkanları toplantısında da gözlerim böyle yaşayacak bir şekilde o kardeşlerime konuşma yaptım. Dedim ki ya, dedim keşke Türkiye'de böyle olsa. Şu anda bu masada her siyasi partiden, her görüşten, hatta Suriye'den buraya gelen, üniversite okuyan, en azından okuyan bir kardeşimiz de bizim aramızda, Suriyeli. Her kesimden insan var. Zaten Türkiye'de eğer böyle olursa biz hiçbir şekilde sorun yaşamayız. Yani o bütün görüşleri bir araya getirebilirsek. Şimdi bizim gelir konumuz da şu. Ben
Ankara'da kalıyorum. Diyarbakır'a senede bir, 6 ayda bir gelebilirsem geliyorum. Burada da dostlarım, arkadaşlarım var. Şimdi Mevlüt Hanım, üniversite okuyan bir kardeşimiz. Gelir konusunu açıklıyorum. Buradan örnek verip de genel olarak beni anlamanızı istiyorum. Evet. Bu kardeşimiz sosyal medyada bir kampanya başlatmış. Demiş ki, arkadaşlar biz bir okula yardımda bulunacağız. Ve hepinizden destek bekliyoruz. Ve o sosyal medyayla beraber sizin gibi hayırseverler, işte diğer hayırseverler, hepsi bir araya toplanıp organizasyon içinde olup o yardımları, o kitapları Türkiye'nin dört bir yanından kardeşimize, Mevlüt'e kardeşimize göndermişler. Mevlüt'e kardeşimiz de kendi çabalarıyla gitmiş, mesela marketten koli getirmiş, kolinin içine koymuş. Bizi çağırdı, biz götürdük, o yardımı gerçekleştirdik. Burada ben her zaman kendi teşkilatımdaki bulunan gençlere de söylüyorum. Bizim bir şeyler yapabilmemiz için muhteşem paralara ihtiyacımız yok. Allah rızası için küçük bir şey de yapabiliriz. Elimizin, imkanımızın geldiğince bir şeyler yapabiliriz. Bizim maddi konuda çok şükür hiçbir şekilde kimseden bir kuruş aldığımız yok. Aldığımız yardımları da direkt biz o hayırseverle beraber götürüp yapıyoruz. Yani şimdi günümüzde biliyorsunuz ki dernekler çok kirlendi. Evet. İşte vakıflar da çok kirlendi. Vakıflar, dernekler çok kirlendi. Ve onun için bize gelen yardımları da biz şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki siz de bizimle beraber gelin. Geçen yine böyle bir aile işte biz medyada falan paylaştık. Polis bir arkadaşımız beni aradı. Dedi ki ben dedi o aileye yardımda bulunmak istiyorum. Dedim yalnız bir şarttan biz para almıyoruz dedim. Gelirsen sen erzak ne gerekiyorsa alırsan beraber gideriz, bırakırız, geliriz. Çünkü yani biz kendimizden de korkmuyoruz ama o para bize gelirse belki diğer tarafta kafada soru işareti olabilir. Acaba ne kadar tırtıklamadı? Ne yaptı? Evet. Biz diyoruz ki bize sadece mesela şu bardağı gönderin. Bize parasını göndermeyin, bize para vermeyin. Biz de belki kendimize hakim olabiliriz. Kardeşlerimiz de hakim olmayabilir. Evet. O yüzden biz materyali istiyoruz yani. O şekilde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kimseden de bir beklenti içerisinde değiliz. Allah rızası için biz bir şeyler yapabiliyorsak yapıyoruz. Yapamıyorsak da zaten gücümüzün yettiği kadar uğraşıyoruz. Peki şuna gelmek istiyorum. Siz bunun dışında bir işle... Ben ticaretle uğraşıyorum. Ticaret Ankara'da evet. Uğraşıyorsunuz. İç dekor işleriyle uğraşıyorum. Evet. Böyle ufak tefek inşaat işleri falan yapıyoruz. Yani kendi ticaretimle uğraşıyorum. Bu bizim yapmış olduğumuz Türkiye Gençlik Konseyi organizasyonu. Bunu siz mi kurdunuz? Biz kurduk. Evet. Üç arkadaşımla beraber kurduk. Nasıl kurdunuz? Nereden aklınıza geldi mesela? Ya şöyle aklımıza geldi. Türkiye Gençlik Konseyi'nin hani mesela bir spor derneği kurarsınız. Biraz bunu, olabilir. Bunu biraz ben ilk defa sizin kanalınızda söyleyeceğim. Biraz açayım istiyorsanız. Şimdi bizler daha önce siyasetle uğraşıyorduk. Ve siyasetle uğraştığımızda da şunu gördük. Hani dedik ya gençler birilerinin kuklası olmasın. Yani siyasi geçmişiniz var. Var, siyasi geçmişim var. Gençlik kolları döneminde. Gençlik kolları işte derneklerde, birçok dernekte görev aldım. Hangi siyasi parti söylemenize bir sakınca var mı? Yok. Saadet Partisi'nde, evet. Fazilet Partisi'nde, Milli Görüş'te. Evet. Ondan sonraki süreçte tabii AK Parti'ye geçince bizim abilerimiz falan. Orada da biraz görev aldım. Yalnız şunu gördüm. Her zaman işte gençler bizim canımızdır, ciğerimizdir. Gençler olmasa biz ne yaparız, ne ederiz söylenmesine rağmen gençliğe ilgili hiçbir çalışma yok. Şimdi Ali Bey toplamda 550 tane milletvekili var parlamentoda. Kaç tanesi genç? Hep bildiğimiz insanlar. Yani çok nadir bir 2-3 tane var biliyorum. 3 tane yani şimdi %65'i genç olan bir ülkenin... Bir Sayın Öcalan'ı biliyorum. Bir Sayın Bakan Albayrak'ı biliyorum. Evet. Genç olarak. Yani bilemedim 5 tane var. Bilemedim 5 tane. Evet. Hani bizim... Ya aklıma gelen 2 taneyi söyledim. Evet, nerede bizim gençlerimiz? Nerede bizim gençlerimiz? Tamam. Ya biz gençlerin bu harekatı kurarken... Sayın Başkan... Adam 20 sene üst üste milletvekilliği yapıyor. Aynen gençlerden ya. Sıra gelecek yani. 70 yaşında halen milletvekili yani. Evet. İşte Türkiye Cumhuriyeti 90 küsür yıllık bir cumhuriyet.
Bunun 45 yılına 50 yılına damga vuran vekiller var, alem bakanlar var. Bunun için de size çok teşekkür ediyoruz. Böyle gençlere konuk aldınız. Sizler de bir milletvekili alabilirsiniz. 50 senede bir milletvekili. Yani bakıyorsun her sene aynı adam. Her sene aynı adam yani. Değişmiyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Sayın Kamalak da bu stüdyoya geldi. Program konuğumuz evet, oldu. Onu da söyleyeyim güzel. Size. Yani Saadet Partisi'nden gelen misafirleri burada çok ağırladım. Çok konuğum biz oldular. Biz hani Saadet Partisi derken çok köklü eski Saadet Partisi. Evet. Daha sonra biz AK Parti'de biraz daha fazla görev aldık. Ama şunu gördük yani gençler sadece işte bayrak assın. Evet. Gençler çay getirsin. Gençler evet. Çanta taşısın. Gençler otur dediğimizde otursun. Kalk dediğimizde kalksın. Ya gençler nerede? Niye siyasetin içinde yok? Yani hiçbir yerde yok. Hiçbir alanda yok. Şu anda AK Parti ile bir ilişkiniz yok. Yok. Hiçbir şekilde AK Parti ile ilişkimiz yok. Tabii hükümet partisidir. Herkesin olduğu gibi bizim de kardeşlerimizin bir talebi olduğunda gidip kapılarda deriz ki işte kardeşlerimizin sorunu vardır. O sorunun çözülebilmesi için hükümet partisinin bize yardımcı olması gerekir. Bizim en fazla temasımız budur. Ama şimdi beni üzen bir diğer konu da şudur Ali Bey. Yani bazı STK'lar, bazı sivil toplum örgütleri özellikle iktidar partisinin arka bahçesi gibi davranıyorlar. Madem öyle bir düşünce var, bugün AK Parti'nin veya hükümet partisinin veya diğer partilerin kapısı size sona kadar açık. Git orada siyaset yap. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Güzel bir şey söylediniz STK'larla ilgili. Belki kızacaklar ama. Şimdi mesela sendikalar genelde Türkiye Cumhuriyeti Kurulu'ndan bu yana sol görüşlü insanların kurduğu STK'lardı. Yani sağ partilerin, muhafazakarların sendikası yoktu. Evet. Çünkü onlar zaten hani solcuların ayrılma sebebi şuydu. Onları kapitalist görüp, sistemin çalışanları görüp kabul etmiyorlardı. Kendilerini daha devrimci, daha böyle özgürlükçü görenler de sol sendikalar kurarak onları üye olarak hareket ediyorlardı. Ama şimdi bakıyorum işte MHP'nin bir sendikası var. Evet. İşte Türkiye Eğitim Sen herhalde zannediyorum. Mesela eğitimden bahsediyorum. Eğitimle ilgili var. Doğru. Efendime söyleyeyim AK Parti'nin de Eğitim Bir Sen var. İşte sol görüşlü olan insanların Eğitim Sen var. İşte sağlıkta yine keza öyle. Yani baktığınız zaman sendikalarda bile, STK'larda bile işte partileşme başlamış dediğiniz gibi partilerin arka bahçesi olmuş. O zaman STK'lara ne gerek var? Ne anlamı var yani? Açmayalım o zaman, hiçbir şey yapmayalım yani. Yani işte herkes kendi fikrinde, zikrinde olanları ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ben böyle bir sendikacılık görmedim ki. Yani biz sendikacılığın da cılkını çıkardık diyelim. Sendikacılığın yani bilmiyorum çok böyle... salaş bir duruma geldik yani dernekçiler yine öyle derneklerin ya diyor ki adam diyor ki ben dernek kurayım bu da siyasi partidir işte iktidar olsun muhalefet olsun bilmem ne olursa olsun işte diyor ki biz derneği kuralım sen bize buraya yol at biz buradan bu işi götürelim yani bu sistemde kurulmaya başladı ama dernekler. Ali Bey bu çok sakat hepsi için bir söylemiyorum ama yanlış sakat, anlaşılmasın sakat yanlış bir düşünce işte ama o öyle değil mi yani az önce dediniz ya STK'lar iktidar partilerinin arka bahçesi diye. Evet. Doğrudur yani bu gerçek. Bu zihniyet bizi ileri götürmez. İşte geri götürüyor. Bu zihniyet bizi daha çok geriye götürüyor. Evet. Çünkü sen ona biraz daha yalakalık çekebilmek için evet. O sivil toplum örgütünü daha da farklı bir faşist bir seviyeye getirirsin. Aynen. Daha çok ırkçılığa aynen. Yol açarsın. STK dediğin tarafsız olur. Ama bir de STK'lar için güzel bir şey var aslında. Şu sosyal medya dediğimiz olay var ya. Adam yapıyor, ediyor, çekiyor resmini, paylaşıyor. Gazeteye, televizyona da ihtiyacı yok. Evet. Eskiden hani bir gazeteye haber olabilmek için, bir televizyona haber olabilmek için bayağı bir çaba sarf ediyorlardı. Şimdi sosyal medya var. İşte örnek veriyorum. Diyelim ki AS sendikasının veya STK'sının 5000 tane üyesi var. Bir Facebook sayfası kuruyorlar. 5000 kişi o sayfayı beğeniyor. Bir de bunu parayla da dağıtımını da yapabiliyorlar. Tabii ki sayısını da arttırabiliyorsunuz. Beğeni sayısını. Bizim burada üyemiz vardı. Evet. Mesela biz beğeniyoruz bilmiyoruz ama evet. Adam bir yere gittiğinde bir siyasetçinin gözünü boyayabilmek için evet. İşte benim 10 bin tane üyem var. Nerede var? Facebook adresimde var. Evet. Facebook adresinde yani ben beğenmişim de bir bakıyorum sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Ben senin üyem değilim ki. Ama o da bir takipçilik de önemli biliyor musunuz? Şimdi Avrupa'da buna bakıyormuş. Ama ben şey yapıyorum Ali Bey yani
her kesimden insanların neler yaptığını öğrenmek istiyorum. Şimdi büyük firmalar nasıl bir şey yapıyormuş biliyor musunuz? Bunu dün akşam öğrendim Aspor'da. Diyor ki sponsorluk için firma bize teklif verecek. Hı hı. Diyor ki sosyal medyada kaç takipçiniz var? Mesela örnek verelim. Bir ürün, bir marka, hı hı, bir spor markası size sponsor olacak. İşte para verecek, malzeme verecek. Kulüp başkanına soruyor. Sosyal medyada kaç takipçiniz var? Diyor ki ben de dedim ki 500 bin. 500 bin duyunca diyor yelkenler suya iniyor otomatikman. Adam evet, o sayının hesabını yapıyor. Veya işte mesela bir film oynuyor. Ne kadar reklam alıyor? Kaç kişi izliyor bu filmi? Ona göre reklam sayısı artıyor. Şimdi sosyal medya bu anlamda çok önemli. Şimdi mesela gidiyor diyor ki benim 10 bin tane beğenenim var işte. Evet. Sayfamı beğenen var. Ben senin partinin reklamını yaparsam 10 bin kişiye reklam seni anında ulaştırırım diyor. Evet. Zaten artık milletvekili olmak için Facebook yeterli. Twitter, yani Twitter veya Facebook orada konuşacağınızı var, yazın. Aynen. Resminizi çekin, hiç mitinge gerek yok. Ne masraf yapıyorsunuz? Bir Diyarbakır milletvekilimiz var, çok iyi kullanıyor o şeyi. Evet. Eski bir milletvekilimiz sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ben oradan şu anda aklıma geldi, gerçekten dediğiniz gibi yani. Yani kullanıyorlar. Bayağı aktif evet, oluyor. Yani sosyal medya bu anlamda etkili ama tabii ki bizim sosyal medyaya bir lafımız yok. Hı hı. Sosyal medyayı kuranlar milyon dolarları götürüyor, dünyanın zenginleri evet, arasındalar. Ama ben STK'ların özellikle toplumsal hareket etmelerini isterken onlar sadece kendi düşüncesinde olan insanlara veya işte iktidar partisi neyse az önce dediğiniz gibi yalakalık, yandaşlık yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar yani. İşte bu da bizi daha çok kutuplaştırıyor. Heh, işte, maalesef. Evet. Belki de bu STK'ların yüzünden biz bu haldeyiz. Onu da söyleyebilirim. Çünkü neden? Şimdi sen oraya tatlı görünebilmek için bazı fetakalıklarda bulunuyor. Ya sendikalar karşı karşıya gelince, az önce örneklerini verdim ya. Karşı karşıya gelince birbirlerine böyle yan yan bakıyorlar. Hani Seferoğulları'yla Tellioğulları gibi bakıyorlar birbirlerine. Evet. Düşünün yani, düşman. Çünkü o belli bir zümrenin sendikası, öbürü diğer zümrenin sendikası, temsilcisi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim derneğimiz çok böyle projelerden 6-7 tane size... Mesela proje üretiyor musunuz? Projelerden evet, işte size söz edebilirsek. Mesela bizim projelerimiz çok güzel proje yazıyoruz, gönderiyoruz. Yani diyoruz ki bizim projemiz çok iddialı. Ama geri dönüyor. Ve bir bakıyoruz sadece işte 3-4 tane üyesi olan bir derneğin varlığı yokluğu zaten belliydi. Onun projesi kabul oluyor ve bakıyoruz projede de bir şey yok. Hani sadece kimse, para alma. Kimseye ulaşamıyoruz. Sadece para alma. Evet, hani bir nüfusu yok. O sizin demiş olduğunuz Facebook'ta 10 bin. Mesela bizim vardır işte bir 10 bin, 20 bin kitlemiz vardır ama derinin işte 4-5 tane üyesi vardır. O alabiliyor, biz alamıyoruz. Tabii bu bizi haliyle üzüyor. Ama hem Ankara'dasınız, hem siyasi iktidara yakın bir insansınız, uzak değilsiniz. Yani, belki içinde değilsiniz ama uzak da değilsiniz. Ama şöyle bir düşünce var Ali Bey. Yani diyor ki senin derneğin... Bu partinin ana teması biliyorsunuz milli görüşçülerdi. Evet. Doğru mudur? Ama şu anda milli görüşçüler evet, de ötekileşti. Evet, onlardasınız zaten. Önce paralelciler gitti, sonra milli görüşçüler evet, gitti. Orada da kutuplaşma oldu. Orada da bir... siz o zaman milli görüşten dolayı hep avta gidiyorsunuz. Yok, ben bir türlü gol olmadınız. Bir milli görüşçü de olamadım yani. Şimdi ben onlara imrenirim sürekli. Hı. Ben biraz daha demokrat bir yapım var. Milli görüşçü... Siz biraz böyle HDP'ye de mi kayıyorsunuz? Yok, nasıl da, o da değil. Yani sağ demokrat bir yönümüz var. Hı. Hani milli görüşteki insanların aslında şunu biz milli görüşten gördük hoca efendiden. Yani herkesi kucaklayabiliyordu. Herkesle anlaşabiliyordu. Bize vermiş olduğu temel o. Ama biz onlar gibi işte çok böyle o dini olguların içerisindeyiz dersek yalan olur. Yani biz onu gerçekleştiremedik. Yalnız bizim o temel üzerine kurmuş olduğumuz şu anda güzel bir bina var ve herkesi kucaklayabiliyoruz. Benim için yani kardeşlerim sanatla da uğraşabilir. Benim kardeşlerim namazla kılabilir. Benim kardeşlerim futbolda oynayabilir. Benim kardeşlerim eğlenebilir de. Benim kardeşlerim her türlü organizasyon içinde olabilirler. Biz bunları kısıtlamıyoruz.
Yani kardeşlerimizi kısıtlamıyoruz. Yeter ki faydalı olsunlar. Tabii. Halka, yani kendine faydalı olsun. Evet. Çünkü biz global bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu dünyada gençlerimizi işte bir zihniyetin içine sıkıştıramayız. Benim gibi ol diyemeyiz. İnsanlarımıza benim gibi ol diyemeyiz. Tabii ki. Onların bir görüşü olması lazım. Farklılıklar güzellikleri yaratıyor evet. aslında. Yani hepimizin farklı düşünceye sahip olması güzelliği yaratır. Yoksa hepimiz aynı düşüncede olsak daha ne anlamı kalıyor? Mesela buraya HDP'li konuklarım da geliyor. Evet. Gerek vekil olsun, gerek belediye başkanları olsun. Mesela ben de bir HDP'liyim. Ama her türlü soruyu da sorarım. Hiç çekinmem. Belki benim köküm sağdan geliyor ama sola doğru gidiyor bu. Sola doğru gidiyor değil de. Bu güzel bir şeydi ama. Şöyle söyleyeyim. Siz 2-3 gün ağırlasak sola kaydırırsanız. benim mesela solcularla yapmış olduğum sohbetler bana çok şey katıyor. Mutlaka işte önemli olan budur. Çok bakın. Böyle inanılmaz keyif alıyorum. Çok inanılmaz şeyler öğreniyorum. Ya şimdi aynı fikirdeki. Benim gelişimimi. Evet. Gelişimime çok büyük katkıları oluyor. Şimdi Sayın Başkan, şimdi aynı fikirdeyiz. Her şeyi aynı düşünüyoruz. Sabaha kadar konuşalım. Sen konuşacaksın, ben her şeyine evet diyeceğim. Evet. Ben konuşacağım, sen her şeyime evet diyeceksin. Ne benden bir şey alacaksın, ne bana bir şey vereceksin. Ama dediğiniz gibi farklı görüşteki insanlarla oturup konuşmak hakikaten insana çok şey çok katıyor. Çok şey katıyor bana yani. Mesela ben diyorum ya, yani ben her fikirden, her zikirden insanla burada oturdum. 20 yıllık bir televizyoncuyum Can TV'de, az değil. 1997 2016, 19 yıl geçti. Evet. Ve 19 yılda gelmeyen kalmadı. Hani diyorum ya, hani sol görüşlü insan gelmiştir. Belki sol görüşlü insanla aynı frekansta olmamışız. Farklı düşüncelere sahibizdir. Ama bilgi ben de solcuyum, o da solcudur ama evet. Farklı şeyler, farklı yollardan geliyoruzdur. Ama ben dediğim gibi şunu seviyorum ben. Ben de mesela Batı'ya gidiyorum, işte Karadeniz'e gidiyorum. Hı hı. Türkiye'nin hemen hemen birçok yerini gezdim. Oradaki farklı işte Milliyetçi Hareket Partili insanlarla da oturuyorum, kalkıyorum. Kesinlikle. Ve onlarla tartışabiliyorum. Onlar da bizi gayet güzel karşılıyor. Yani ben bunlardan büyük keyif alıyorum. Şimdi ben zaten bugün %70-%75 HDP'lilerin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorum. Evet. Arkadaş çevrem keza aynı partiden çoğu. Evet. Tabii AK Partili arkadaşlarımız da var, onu da söyleyelim de sonra demesinler ya bu AK Partililer hiç konuşmuyor falan. Hatta bizim de derneğimiz var. Arkadaşlarımdan birçoğu da AK Partili arkadaşlarımız da var çok içimizde. Tartışıyoruz, konuşuyoruz, şu olayları tartışıyoruz. Her türlü şeyi tartışıyoruz aramızda. Ama futbolumuzda oynuyoruz. Ne? Beraberce oynuyoruz. Yani hiç o konuda bir sıkıntımız yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dediğiniz gibi, hani siz dediniz ya, derneğimizin içinde, konseyimizin içinde herkesin farklı insanı. Fikirlerden insanlar var. İşte ben bir sol görüşlü bir insanla konuştuğum zaman daha keyif alıyorum. Kendime bir şeyler katabiliyorum, kendimi geliştirebiliyorum. Bunlar önemli olan, biliyor musun? Benim de hayata bakış açım bu. Yani hep aynı fikirden insanlarla oturalım akşama kadar oturalım. 24 saat oturalım. Ne belki olacak? Belki de ben biraz meraklı olduğumdan dolayı yani. Ben de meraklıyım. Ben de çok gidiyorum, meraklıyım. Oturuyorum, sohbet öğrenirim. Ediyorum. Evet. Yani mesela bir ile gittiğim zaman önce otele gittiğimizde derim ki bu ilin meşhur yemeği nedir? Evet. Bize ondan yapın getirin. Yani bize, ben bir dönem Sivri Spor'da da çalıştığım için otelleri falan çok gezdik işte. Diyarbakır Spor'la gezdik, Sivri Spor'la gezdik. O ilin geleneğini merak ederim. Göreneğini merak ederim. Yemeğini merak ederim. İşte düğün törenlerini merak ederim. Mesela neler yapılır, neler istenir. Aslında merak nasıldır? Etmemiz gereken şeyler de bunlar. Ha, yani çünkü oranın kültürünü tanımak evet. zorundasınız, biliyor musunuz? Bunu tanımadıktan sonra gitmişim otelde, işte gece yatmışım, sabah kalkmışım, geri gelmişim. Veya 3 gün otelde yatmışım, kalkmışım, geri gelmişim. Hiçbir faydası olmuyor hiçbir ki bana. Hiçbir faydası olmayacaktır. Ama hani çok gezen mi, çok yaşayan mı bilir derler ya. Çok gezen eğer sorarsa bilir. Hani kuru kuru ben gideyim gezeyim işte. Sur içini gezeyim, bilmiyorum etmiyorum. Taşlara bakıp geleceğim. Ama o surların tarihini öğrenirsem ben bir şeyler kazanacağım. Memleketime gittiğim zaman, arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman, işte diyelim ki ben Kayserliyim, Diyarbakır'a geldim, surları gezdim, bilgi aldım. İşte burası nedir, burası ne zaman yapılmış diye bilgilerini aldım. Gittim Kayseri'de arkadaş çevreme bunu anlattım. O zaman ben bir şeyler kazanmışımdır. Kuru kuru gel gez git veya git otelde yat. İşte ben gittim Diyarbakır'ı gördüm. Ya neresini gördün? Otelde yattın, sabahta çıktın gittin. Yani biz işte hani gençler dediniz ya, tekrar gençlere dönelim biz. Evet. Çünkü programımızın da birazdan sonuna geleceğiz. Gençler bunu sormalı, araştırmalı. Öyle bir gençlik istiyoruz. Heh. Ya şimdi belki de az önce sizin söylemiş olduğunuz... Sizde içli köfteye kete mi diyorlardı? Ne diyorlardı Sivri'de? Kutlik. Ne? Kutlik. Arapça değil mi o?
Vallahi Kürtçe mi Arapça mı bilmiyorum ama komikti. Evet. Böyle sizinki biraz böyle şey olur, avuç gibi, avuç içi gibi. Evet. Falan, mesela falan. Bizimkiler bizimkiler de şeydir, böyle yumurta gibidir bizim içli evet, köfteler. Doğru, biraz daha böyle şeydir. Mesela Sirt'te de kaldığımda çok seviyordum. Kim yemeğe çağırıyordu bundan yapımızı. o da çok güzel oluyordu. Sizde haşlıyorlar, yağda kızartmıyorlar. Bir de yumurtalı olanı da var. Evet, bize. Yumurtalı olan da var. Çok güzel oluyor. yağlı biraz erken kesiyor ama diğeri daha güzel. Evet, Sayın Başkan, yavaş yavaş sona geliyoruz. Toparlamaya çalışırsak benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi çok güzel bir program oldu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sohbet havasında yaptık, soru falan hazırlamadık. Evet. Ben de doğaçlama programları seviyorum. Yani böyle hazırlıklı bir, genelde de benim yaşantımda öyle bir programım yoktur. İşte şu saatte şuraya gideceğim, böyle yapacağım yoktur. Doğal olmak lazım, doğal yaşamak lazım hayatı. Sizin cümlelerinizden bir kısmını alıp da şunu söylemek istiyorum. Hani birbirimizi merak etmezsek birbirimizi anlayamayız. Evet. Şimdi batıdaki, biz gidiyoruz oradaki gençlerimiz maalesef buranın, buradaki bulunan bütün halkı şu şekilde yargılıyorlar. İşte hepiniz vurucu, kırıcı. Teröristsiniz işte, diyor ya. Teröristsiniz. Ama o gençlerimiz, o arkadaşlarımız biz buraya getirdikten sonra, bizleri tanıdıktan sonra ya özür diliyoruz. Gerçekten özür diliyoruz diyorlar. Çünkü bilmiyorlar. İşte biz birbirimizi anlarsak, birbirimizi takip edersek bu sorunları ortadan kaldırırız. Bazı televizyonlar, özellikle bazı televizyon kuruluşları. Evet. Medya dediğimiz, medya demeye de ben dilim varmıyor çok fazla da. Bazı yayın kuruluşları maalesef Doğu'yu, maalesef Kürtleri, bu bölgeyi terörist ilan etmiş, insanlara batıya öyle lanse etmiş. Biz de konuştukları zaman diyor ki ya Allah Allah, sen niye oralı olamazsın diyor başkan. Bana da çok öyle dediler. Ben buna ya sonra diyorum ki bakın benden orada çok var. Yani dolu orası. Ben tek şimdi değilim. Bu biraz Diyarbakır'la ilgili ben konuşmak istiyorum. Diyarbakır'daki gençliğe ilgili konuşmak istiyorum. Eğer süremiz varsa. Tabii ki. Şöyle bir 5-10 dakika süremiz 10 var. 10 dakikamız varsa. Evet. Şimdi inanın bana Sur'da çatışma olduğunda ben çoğu kez şunu düşündüm. Doğrudur, biz Ankara'dayız, İstanbul'dayız, Batı'dayız. Keşke ben gidip de şu Sur'da çatışan gençlerle bir konuşabilsem. Yani çünkü şunu görüyorum ben. O gençlerimiz maalesef diğer tarafta da, asker tarafında da, diğer örgüt tarafında da ölen gençlerimiz hep yoksul insanlar. Ben bir gün olsun varlıklı ailenin çocuklarının öldüğünü görmedim. Bugün, dün, bugün demeyeyim de dün Ali Ağoğlu denen şahıs. Evet, gördünüz mü televizyonda ne dedi? Ben yani bir de gülerek. Evet. Bakın nerede kim olursa olsun, hangi fikirden, hangi zikirden, hangi meslekten olursa olsun, bir cenazeye, bir katliama gülmek insanlığın yapacağı bir şey değildir. Tabii çok şey söylenebilir. Yani insanlıkla bağdaştırmayacaksınız onu. Ve büyük bir tepki aldı. İşte fakir fukara karanfil bırakıyordu. Aynen, ben gül bıraktım. Ben gül bıraktım diyor yani. Sen gül bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? Sen de o anlayış, izan olmadıktan sonra. Yani Allah para vermiş ama maalesef vicdan vermemiş. İşte, herkes erkek olabilir ama herkes adam olamaz biliyor musunuz? Aynen. Yani her erkek adam değildir desek o da doğrudur. Evet, keşke yani, konuşulabilse. O genç kardeşlerimizle konuşabilseydik. Evet. Keşke bunu barışçıl bir şekilde çözebilseydik. Hı-hı. Yani belki de bizim gücümüz buna yetmiyor. Ama biz o... Vallahi aslında güç yetiyor. Güç yetiyor. Belki bireysel anlamda benim sizin gücünüz yetmeyebilir ama evet, tüm Türkiye halkları ayaklanmış olsaydı bugün ne Ankara patlaması olurdu, ne burada, Beyoğlu patlaması olurdu, ne Sur'da çatışma olurdu, aynen, ne Nusaybin'de çatışma olurdu. Ama biz maalesef birilerinin lafının arkasından gittik, gitmeye de devam ediyoruz. Birileri bir şey söylüyor, o taraftan Allah 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 nidalarıyla gidiyoruz, öbür taraftan söylüyor Allah Allah nidalarıyla gidiyoruz. İşte senin cenazem benim cenazem tartışması. Evet. Yani işte sen benim çocuğumu böyle katlettin. Bununki daha beter olsun. Yani bir kişi bir kere öldürebilirsiniz. 50 kere öldüremezsiniz. Ben bununla ilgili bir analiz söylemek istiyorum. Evet. Şimdi biz de sürekli siyasetçilerin içinde olduğumuz zaman onların yaşam tarzını falan görüyoruz.
Ben biraz belki burada yani konuşmam biraz ağır olabilir ama biz gençleriz. Biz konuşmak zorundayız. Konuşmadan da doğruyu bulamayız. Eğer bu ülkede işte Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Arabı, Alevisi, her kesimden insan varsa, bizim parlamentoda sadece 4 tane partiden temsil edilebiliyorsa, bu bence bana göre yanlıştır. Bizim Arapların da kendini temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kürtlerin de kendini temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve şunu söyleyeceğim, bir siyasi parti daha seçime girmeden önce, bir ay öncesinde şunu söyleyebiliyorsa, benim seçimde alacağım oy benim hesabıma göre %40'tır, %10'dur, %30'dur, %27'dir. Bu bizim ayıbımız. Bu halkların ayıbıdır. Evet. Çünkü daha yarış başlamadan... Sonuç belli. Sonuç belli. Demek ki burada bir sorun var. Aynen. Demek burada bir sorun var. Yani siz ne yaparsanız yapın, ben size oyumu vereceğim. Bitti. İşte yanlış bir zihniyet. Olay bu. İyi veya kötü. Ne yaparsanız yapın, ben oyumun rengi belli diyorum. Bizim öyle olmamamız lazım. İşte biraz daha dinlememiz, biraz daha dediğiniz gibi ben de ona katılıyorum. Seçim programlarında burada defalarca söyledik. Hatta Sayın Kamalak'la da birlikte bunu burada ifade ettik. %10'luk bir barajın 12 Eylül barajı olduğunu, askeri bir baraj olduğunu ifade ettik. Ben de her partinin, her görüşün, her düşüncenin o mecliste temsil edilmesinden yanayım. İster seveyim, ister sevmeyeyim. Büyük Birlik Partisi olsun, evet. Saadet Partisi olsun, Millet Partisi olsun, işte Hak Para olsun, kim Hüda olursa olsun, Hüdapara olsun, hangi parti olursa olsun, ben de bir vekille dahi, bir vekille aynen dahi temsil edilmesinden gençlerin, yanayım. Gençlerin, kadınların, evet, çocuk, evet, ne bileyim, yani herkesin takılması lazım. Her düşüncenin, her fikrin, her zikrin bir temsilcisinin orada olmasından ben de yanayım. Bakın, evet, HDP'liyim diyorum. İki seçimdir baraj aşıyor. Ama yine de söylüyorum. HDP baraj açsa da söylerim. Aşmasa Ali da söylerim. Peki HDP mesela yani bu soruyu aslında sizin bana her zaman soru sormanız lazım ama final yapıyoruz ya, ben size sorayım. Buyurun. Peki HDP yanlış yapsa da siz ona hala oy vermeyi düşünüyor musunuz yani? Şimdi ben HDP'liyim yani. Başka bir şansım yok. Başka bir şansım yok. Orada zihniyet sorun yaşarsınız. Yani ben şimdi şunu söyleyeyim, bu konuya da açıklık getireyim. Benim siyasi fikrim herkes bilir. Evet. Ben doğuşumdan beri sol bir ailede yetiştim. Sol görüşlü bir ailede yetiştim. SHP'ye oy vermişliğimiz vardır, CHP'ye oy vermişliğimiz vardır. Ve bu dönemde de HDP'ye oy vermişiz. CHP'nin her yaptığı doğru değildi ki benim ailem her zaman CHP'ye oy vermişti. Aynen. Veya SHP'nin her yaptığı çok doğru değildi ki benim ailem her zaman işte Erdal Gül'ün partisine oy vermişti. HDP'nin her yaptığı da doğru olmayabilir. Ama bunu kabul ederim. Ama ben sol görüşlü bir aileden geldiğim için ben bugün de baktığımda en uygun partiyi onlara gördüğüm için, evet, oyumu yine de onunla eleştiriyorum. Bakın çok sert de eleştiririm. Evet. Ama eleştirimi yaptıktan sonra da giderim paşa paşa oyundasam yani. Onu da söyleyeyim. Demek ki seçim, ben, yarışın galibi önceden belli oluyor yani. Tabii ki yani şimdi böyledir. Şimdi siz ideolojiye oy veriyorsunuz, biliyor musunuz? Yani işte eskiden de o seçim zamanlarında size anahtar veriyorum. İki anahtar, bir ev anahtarı, bir araba anahtarı. Ben ona da evet, karşıyım ama şunu isterim. Hayır, ben eskiden yani, ama insanlar şunu bekliyordu Sayın Başkan. Ya diyordu, hele dur bakalım işte Erbakan Hoca ne verecek? Ne Demirel ne diyecek? Ecevit ne diyecek? İşte Alparslan Türkeş ne diyecek? Hepsi rahmetli oldu hemen hemen, değil mi? Evet. Doğru. Buradan... Ama bir asır geçti onlarla. Evet, Allah rahmet etsin diyelim onlara. Şunu söyleyebiliriz. O zamanlar biraz daha saygılıydı seçim. Siyaset biraz daha seviyeliydi, saygılıydı. Şimdi biraz mahalle kavgasına dönmüş gibi görüyor. İşte bilmiyorum yani, ben keyif almıyorum mahalle kavgası, aynen, ağzından. Yani sokak ağzından keyif almıyorum. Herkes siyaset siyasetçi örnek olmalı. Daha düzgün kelimelerini seçebilmeli. Halka, vatandaşa, gençlere, çocuklara örnek olabilmeli, evet, diye düşünüyorum ama maalesef dediğim gibi işte Demirel'in veya Özal'ın veya işte Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in olduğu dönemdeki siyasi saygınlık yok. Maalesef. Yani siyasi terbiye de bitti. Mahalle ağzı kavgalar, hiç böyle kabadayı bir tavır.
Ben bunları topluma örnek olma açısından doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi ben her zaman bunu açık yüreklilikle seçim zamanında da öncesinde de belli etmiştim, açıklamıştım. Dediğim gibi sol görüşten gelme bir insan olduğum için ne muhafazakar ne de sağ bir partiye ailem hiç oy vermedi. O açıdan ben de vermeyi düşünmüyorum. Bizim bir siyasi partimiz olmadığından dolayı öyle bir zaten şeyimiz yok. Yok ben dedim ya açık görüşlüyüm yani hiç saklamıyorum. Ama ben sağ bir aileden geldim ama ben sol bir partiye de oy verdim. Olabilir. Evet yani. Benim o çizgim çok kalın. Kırmızı çizgi diyorlar yani evet, siyasette. Bizim kırmızı çizgimiz var. Evet, benim işte kırmızı çizgim o. Çizgileri biraz renklerini biraz değiştirmek lazım. Değişmiyor abi. Değişmiyor başkan. Vallahi inşallah. Benimki değişmiyor ha. Yani düşünüyorum. Düşünemiyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum. Düşünmesi bile zor geliyor. Yani ben herhalde bir sağ partiye oy versem o gece yatamam ya. Vicdan azabından kendimden utanırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet. Hani tabii ki oy verirken şunu da hesap ediyoruz. Mesela ben belediye başkanlığında oy verdim. Sayın Fırat Anlı'ya oy verdim. Büyükşehir Belediye Eş Başkanımıza. Ben bir kere bir Fırat Anlı hayranıyım. Yani kişilik olarak. Parti anlamında demiyorum. Fırat Anlı apayrı bir adam. Benim gözümde idolüm diyebilirim. Evet. Yani örnek aldığım hem duruşunu hem konuşma şeklini hem insanlara hitabet şeklini örnek aldığım çok değerli bir siyasetçi. Çok değerli bir yönetici. Ne olursa olsun başka partiden giderse oy verir miyim? Valla vermeyebilirim. Yani sağ parti giderse vermem onu. Hani benim maşallah çok böyle kırmızı çizgileri nedir yani? Bu hani seçim koalisyon döneminde kırmızı çizgi tartışmalar vardı evet, ya. Evet. Onlar daha kırmızı çizgi görmemiş. Gelsene kırmızı çizgi vardı. Evet Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir muhabbet oldu. Aynen çok doğal ve çok içten bir muhabbet oldu ve sizin elektriğiniz de stüdyoda yansıdı, bana da yansıdı. Umarız yanlış bir şey söylemedik. Valla onu bilmiyoruz tabii izleyicilerin takdirine kaldı ama yok, izleyicileri... çok doğal olduk. Evet. Özür diliyoruz eğer bir hata yaptıysak. Sadece siyasi görüşümü net ortaya koydum ki beni tanıyanlar biliyor zaten. Hiç benim bir sıkıntım yok kimseden. Evet, Allah'tan başka da bir korkumuz da yok. Evet bizim de Allah'tan başka bir korkumuz yok. Yani umarım bizden sıkılmamışlardır. Evet. Belki konu gençlikti ama siyasete geldik çünkü... Ama siyaset hayatın her alanında. Evet, her tarafta var. Zaten eleştirdiğiniz nokta da o değil miydi? Aynen. İşte sanal aleme gönülmüşler. Ne siyaseti tartışıyorlar, ne gündemi tartışıyorlar, ne biliyorlar. Diyorsun Belçika'da bomba patlamış, adamın umurunda olmuyor. Beyoğlu'nda bomba patlamış, umurunda olmuyor. Ankara'da bomba patlamış, umurunda olmuyor. Yani, İşte Diyarbakır'da bomba patlamış, umurunda olmuyor. Olacak arkadaşım, okuyacaksın, araştıracaksın. Yani sen gençsin ve buna mecbursun sen. Bizim derdimiz oydu. Siyaset de gençlerin tartışması gereken bir konu. Biz, ben yaşlandım tartışıyorum, onlar halen tartışmıyor. Evet, mesela bu şeyle ilgili gençlerin tartışma konusuyla ilgili bir anekdot böyle sizlere anlatmak istiyorum. Buyurun. Bu son işte Kobani olaylarında biliyorsunuz baya bir Hüdaparlılarla sol kesim arasında tartışmalar, evet, olaylar yaşandı. Diyarbakır'da, Batman'da, evet, farklı yerlerde yaşandı. Biz orada bir kardeşimizle, yaklaşık 26 yaşında bir kardeşimiz, yani küçük de değil, biraz yaş olarak askerliğini yapmış bir kardeşimizdi. Dedi ki ya şimdi iki tarafta bu coğrafyanın insanları, birbirinizi kırmanızın, birbirinizi üzmenizin bir anlamı yok. Neden bu tür eylemlere girdiniz? Niye böyle bu şekilde birbirinize zarar verdiniz? Çünkü burada gerçekten çok insan mağdur oldu. Çok yeri, iş yeri talan edildi. Ve Biz bizi yedik. Evet. Biz bunu konuşurken genç kardeşimiz dedi ki işte bizim tepkimiz onlara değildi aslında. Bizim tepkimiz devleteydi. Dedik niye devlete? Dedi ki işte ya devlet Kobani'ye destek olmuyor. Dedik ya nasıl olsun, hani biz siyasi olarak tartışmaya çalışırken kardeşimiz şunu söyledi. Dedi ki ya Kobani dedi Türkiye'nin içinde değil mi dedi. Biz orada tabii anladık ki gençlerimiz gerçekten siyasetin çok zor. Yani siyasetten ziyade coğrafi bilgisi de zayıf. Hayır, siyaset ama siyaset yapıyor yani şimdi. Evet. Sağda siyaset yapıyorsan bilgin olması lazım. Bileceksin tabii, biraz araştıracaksın. Araştıracaksın. Sizin dediğiniz gibi yani ne uğruna savaştığını bileceksin. Bileceksin. Evet.
Bu çok önemli. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğinizden dolayı gerçekten çok keyif aldığım bir program oldu. Aslında burada olsanız böyle her hafta bir program yaparız. Siyaseti konuşuruz. Bundan sonra sürekli. Siz bana sorarsınız. Cevap veriyorum. Evet öyle oldu. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ama böyle içimden geldi bir sordum. Hayır ben açık ve netim dedim ya. Yani ne olursa olsun bu şartlarda, bugünün şartlarında çizgim nettir ve bellidir. Çok güzel. Hani hiçbir zaman da duruşumdan ödün vermem. Nerede olursam olayım. Benim fikrim de bu, zikrim de bu. Bu kadar net yani. Bu anayasal bir parti ve ben de anayasanın müsaade ettiği çok bir güzel partiye oy veriyorum. Yani bunda bir suç da yok, bir şey de yok. Özgürlüğünüz bu sizin. Evet. Yani bu benim hür irademdir. Evet. Özgür irademdir. Şu anda da bir seçim meçim de yok ortada. Seçim yasağı da yok. Problem de yok. Ama dediğim gibi hani o partili olmama rağmen eleştirimi de yapabiliyorum, eleştirebiliyorum. O konuda da hiçbir sıkıntım yok yani. Evet Ali Bey, inşallah bundan sonraki Diyarbakır ziyaretlerimize muhakkak sizinle program yapmak istiyoruz. Bekliyorum. Gerçekten çok keyifle, keyifle teşekkür ederiz. Konuşuruz sevgili başkan. Diyarbakır halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı da gerçekten gittiğimiz her yerde bizi konuk ettiler, misafir ettiler. Bunun için de ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bir Eğitim Meydanı programının daha sonuna geldik. Bu akşamlık bizden bu kadar. Türkiye Gençlik Konseyi Başkanı Mekan Görü'yü konuk ettik bu akşam. Genelde daha çok gençlere yönelik çalışmalarından bahsetti. Gençlerin sanal alemden kurtulup gerçek hayata dönmelerini ve bu hayatı, bu yaşamı tartışabilmelerini amaçladıklarını söyledi. Siyasetin içinde yer almalarını söyledi. Ve bunun yanında tabii ki özellikle baroş kesimlerde kalmış, köylerde okul okumayı bekleyen kardeşlerimize yapabildikleri ufak tefek yardımları anlatmaya çalıştı. Nihayetinde eğitimle ilgili bir programı daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta yine çok farklı bir programla sizlerle birlikte olacağız. Yine Eğitim Meydanı olacak. Programın çekimini yarın yapacağız. Dışarıda yapacağız programın çekimini. O programı da önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 20.30'da yine Can TV ekranlarında izleyeceksiniz. Bir hatırlatma daha yapayım. Cumartesi akşamı saat 20'de 100.0'da Radyo Can'da Ali İhsan Hatipoğlu'nda Şiir Sokağı saat 20'de başlayacak. Cumartesi akşamı yayınlanacak bu haftada programımız. Onda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize ve barış dolu, aşk dolu, sevgi dolu güzel yüreklerinize bir dahaki Perşembe akşamına kadar çok iyi bakın. İyi akşamlar Diyarbakır. Of, aklım nerede? Dikkatim dağınık. Odaklanamıyorum. Öğrenirken zorlanıyorum. Sınavlarda bildiğim soruları yanlış yapıyorum. İsimleri hatırlamıyorum. Artık korkma. Dikkat dağınıklığından, sınavlardan, uzun paragraf sorularından, formülleri unutmaktan, yanlış yapmaktan korkma. Dikkat dağınıklığı veya dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm yüksek yapılı zekalarda. Adres: Ali Emiri 1 Sokak, Yılmaz 2004 Apartmanı, Kat 2 numara 8 Yenişehir Diyarbakır. Telefon: 0412 223 5959 0553 182 8484.